Evet arkadaşlar bugün 6. sınıf 1. ünite full tekrar çalışması yapacağız. Ünitemizin adı birey ve toplum. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. İlk konu başlığımız ise değişen rollerim. Sevgili arkadaşlar bizler dünyaya geliriz, doğup büyürüz ve bu süre zarfında toplum içerisinde birçok farklı role sahip oluruz. Peki nedir bu rol? Rol dediğimiz bir işte bir kimsenin üstüne düşen göreve rol denir arkadaşlar. Peki o zaman kendim üzerinden örnek vermek istiyorum. Şimdi tanıma baktığımızda diyor ki bir işte bir kimsenin üstüne düşen görevmiş. Peki ben hangi işi yapıyorum? Öğretmenim. O halde benim e, rolüm nedir? Öğretmendir. Öğrencilerime faydalı olmaktır, onlara ders anlatmaktır. Ya da 10 yaşındaki bir çocuğu düşünelim. Okuldaki görevi, okuldaki rolü ne olabilir? Tabii ki de öğrencidir arkadaşlar. Demek ki bir işte üzerimize düşen görev bizim rolümüzmüş. Ayrıca çok önemli bir notumuz daha var. Bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Rollerimiz içinde bulunduğumuz gruba ya da kuruma göre çeşitlilik gösterebilir ya da değişebilir. Hemen örnek üzerinden gösterelim. Bakın sağ tarafta bir resim koydum. Bir kadın var. Kadının kucağında ise ufak bir bebeği var. Şimdi bu kadın evdeyken çocuklarına karşı anne rolündedir. Ama kocasının yanında ise eş rolüne sahiptir. İş yerinde çalışan ve çevresinde ise arkadaş rolüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani rollerimiz içinde bulunduğumuz duruba ya da kuruma göre değişiklik gösterebiliyormuş. Bir kişinin aynı anda birden fazla rolü de olabiliyormuş ve bu roller zamana göre değişiklik gösterebiliyor. Bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi de rollerimiz ile alakalı son bir husustan bahsetmek istiyorum. Rollerimiz doğuştan ve sonradan kazandığımız roller olmak üzere iki kısma ayrıldığını da söyleyebiliriz. Bazı rolleri biz doğuştan elde ediyoruz. Yani seçim hakkımız yok. Örneğin kardeş olmak, evlat olmak ya da torun olmak gibi. Bunları bizim seçme imkanımız yok arkadaşlar. Doğduğumuzda bizim kazanmış olduğumuz rollerdir. Bunlara farklı bir örnek vermemiz gerekirse Örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızda bu da doğuştan kazandığımız bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Ya da Müslüman olmamız bunlar da dolaylı yoldan örnek olarak verebiliriz. Sonradan kazandığımız roller de isminden de anlaşıldığı gibi doğuştan elde ettiğimiz roller değildir. Sonradan emek göstererek, çabalayarak elde ettiğimiz rollerdir. Örneğin sınıf başkanı olmamız. Doğuştan sınıf başkanı olabilir miyiz? Tabii ki de olamayız. Zamanla kazanarak elde edebileceğimiz rollerdir bunlar. Hemen düşünelim ve iki farklı örnek daha yazalım. Ne yazabiliriz? Mesela basketbolcu olmak. Ya da YouTuber olmak. Doğuştan kazandığımız roller, sonradan kazandığımız roller. Peki bu resmi buraya niye koydum? Zaten resimdeki kişiyi hepiniz tanıyorsunuzdur. Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri olarak gösterilir. Peki Ronaldo futbolcu rolünü, dünyanın en iyi futbolcusu olma özelliklerini, rollerini doğuştan kazanmış olabilir mi? Tabii ki de hayır, sonradan kazanmıştır. Arkadaşlar bakın Ronaldo ile alakalı çok fazla belgesel izledim ve o belgesellerde ne kadar çok çalıştığını, ne kadar çok idman yaptığını, antrenman yaptığını Görebilirsiniz İzlediğim belgesele göre Ronaldo günde 2000 ile 5000 arasında Yalnızca mekik çekiyormuş Bakın sadece bu mekik sayısı Demek ki sonradan kazanmış Ronaldo bu rolünü Değişen rollerimiz bu şekildeydi Sıradaki konumuz ise Kültürümüzle yaşıyor ve gelişiyoruz Öncelikle kültür nedir Onun bir tanımını yapalım Bireylerin gelişmesini ve toplumsal birlikteliğin Oluşmasını sağlayan unsurlara Kültür denir yani kültür insanların gelişmesini ve toplumsal birlikteliğin oluşmasını sağlıyormuş. Dolayısıyla kültür bizi biz yapan, bizi diğer milletlerden ayıran en temel unsurdur. Bizleri yabancı kültürlerden ayıran unsurlar ise dil, din, tarih, gelenek ve görenekler, bayram ve bayraklarımız bunlar kültürün unsurlarıdır. Hepsi bir araya geldiğinde ne oluşuyor? Kültürümüz oluşuyor arkadaşlar. Mesela bizlerin Nike ayakkabı kullanması bizim kültürümüzü yansıtır mı? Hayır. Çünkü Amerika'daki insanlar da Nike ayakkabı giyiyor ve biz de Nike ayakkabı giyiyoruz. Demek ki bu bizim kültürümüze has bir şey değildir. Ya da iPhone kullanmamız. Bu da bizim kültürümüzün bir unsuru değildir. Yani bizi yabancı kültürlerden ayıran bir unsur değildir. Ama bayrağımız bir tanedir arkadaşlar. Sadece bize özeldir. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, dinimiz, tarihimiz bunlar bizi diğer milletlerden, diğer kültürlerden ayırır. Nike ayakkabı giymemiz kültüre girmez ama e, yeniçeri kıyafeti bizim kültürümüzü yansıtan e, unsurlardan birisidir. Sevgili arkadaşlar kültür bizi bir arada tutan en kuvvetli bağlardan birisidir. O yüzden kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi kendi öğrencilerimden, kendi çevremdeki insanlardan biraz örnek vermek istiyorum. Mesela, Yazışmalarına bakıyorum öğrencilerim. Şöyle ASD, ASD, ASD falan böyle garip garip bir şeyler yapıyorlar. Çok sonradan da öğrendim. Meğer ki buna random deniliyormuş. Yani çok fazla güldüm anlamına geliyormuş. Yani bu neye zarar verir? Tabii ki de dilimize zarar veriyor arkadaşlar. Konuyu anlattıktan sonra sınıfa soruyorum. Anladınız mı çocuklar diyorum. Bazen şu cevabı verenler olabiliyor. Yes teacher. İnanılmaz kötü bir cevap ya. Ya İngilizce dersinde tabii ki bunları kullanabilirsiniz. İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Olabildiğince fazla yabancı dil öğrenebilirsiniz. Bunlar çok güzel şeyler ama yerinde kullanmak gerekiyor. Aksi durumda dilimize, Türkçemize zarar vermiş oluruz. Zaten birçok kültürel unsurlarımız günden güne zarar görmektedir. Hemen örnek verin. Mesela bayramlarımız. Eskiden bayram denilince aklımıza büyüklerinin elini öpmek geliyordu. İşte şeker toplamak geliyordu. İşte ne bileyim büyüklerimizin ellerini öpüp onlardan harçlık almak. Ziyaretler geliyordu. Tatlılar geliyordu. Lokumlar geliyordu. Ama şu an bayram denildiğinde aklımıza 9 günlük tatil geliyor. Yani 9 gün boyunca şehir dışında bir tatil. Bu işte deniz kıyısında olabilir, bu denizde olabilir, bu işte ne bileyim farklı yerlerde olabilir. Bayram dışında geçiriyoruz yani. Geleneklerimiz, göreneklerimiz de günden güne değişiyor. Artık akım diye bir şey çıktı. Yabancılar bir akım başlatıyor, bazen aptalca bir e, dans üretebiliyorlar, herkes aynı şeyi yapıyor. Yani geleneklerimizin dışına çıkmaya başladık. O halde bizlere düşen neymiş? Geleneklerimize sahip çıkmamız gerekiyormuş. Çünkü kültürümüz bizi bir arada tutar, bağlarımızı güçlendirir. Kültürümüzde yaşıyor ve gelişiyor konusu da bu şekildeydi. Sıradaki konumuz ön yargılarımı kırıyorum yargı dediğimiz şey bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varılmasına ne deniliyor? Tabii ki de önyargı deniliyor arkadaşlar. Yani yeterli bir bilgiye sahip olmadan önceden peşin bir hüküm vermekmiş önyargı. Kendim üzerinden, mesleğim üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Biz öğretmenler de bazen önyargılı davranabiliyoruz. Hatta birçok zaman önyargılı davranabiliyoruz. Mesela bir sınıfa girdiğimde Ödev kontrolü yapacağım zaman gözümde hemen canlanıyor. Kesin diyorum ki Oğuzhan yapmamıştır, Ahmet yapmamıştır, Fatma ödevini yapmamıştır gibi ön yargılar kafamda yerleşiyor. Ama bazen e, haklı çıkıyorum, bazen haksız çıkıyorum. Ama doğru olan şey ön yargılardan kurtulmaktır. Ön yargılar olumsuzdur arkadaşlar. O yüzden ön yargılarımızdan olabildiğince kurtulmamız gerekiyor. Ön yargılara ikinci bir örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Hemen hemen Galatasaray'ın tüm maçlarını izlerim. Olabildiğince stadyuma giderim ve formasını alırım. Her türlü desteklerim. Koy bir Galatasaray taraftarıyım. Ve aklınıza kalsın diye futbol ile alakalı bir örnek vermek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere Galatasaray Kadıköy'de çok uzun yıllardır kazanamıyor. Ve her sene Kadıköy'deki Ga Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi kafamda şöyle bir önyargı beliriyor. Kadıköy'de kesin kaybedeceğiz. Bu bir ön yargıdır. Bu resimde beni temsil ediyor. Tabii e, benim kadar yakışıklı olmasa da bu da bir Galatasaray taraftarı olarak beni temsil ettiğini söyleyebilirim. Ama bu sene Galatasaray sağlam transferler yaptı. Çok güzel bir kadro kurdu ve bu ön yargılarımızı sanırsam bu yıl kıracağız. O yıl bu yıl. Sanırım Kadıköy'de yenme vakti bu yıl arkadaşlar. Neyse konumuza dönelim. Aynı toplumda huzurlu ve mutlu yaşamak için bireysel farklılıklara ön yargı ile yaklaşılmamalıdır. Yani daha huzurlu, daha mutlu bir toplum istiyorsak kesinlikle bireysel farklılıklara ön yargı ile yaklaşmamamız gerekiyor. Yani kimseyi dininden ötürü dışlamamamız gerekiyor. Irk ayrımı yapmamamız gerekiyor. Cinsiyet ayrımı yapmamamız gerekiyor ya da fiziki ayrımlar kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Bu Hristiyan diye onu dışlamayacağız. Ya da bu Türk, bu Kürt, bu Laz, bu Çerkez, bu Amerikan, bu işte Ermeni gibi insanları kutuplaştırıp birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Farklılıklara kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor. Ten rengi ne olursa olsun, ister beyaz olsun, ister siyah olsun, ister bayan olsun, ister erkek olsun hiçbir önemi yok bunların. Farklılıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Neden sahip çıkmamız gerekiyor? Çünkü daha huzurlu ve daha mutlu bir toplum oluşturabilmemiz için bunlar gereklidir. O halde farklılıklara saygı duyuyoruz ve bütün ön yargılarımızı yıkıyoruz. Ön yargılarımı kırıyorum da bu şekildeydi. Sıradaki konumuz birlikte daha güçlüyüz. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi oldukça fazladır. Hemen resmimize bakıyoruz. Büyük bir balık resmi var ve küçük balıkları yemeye çalışıyor. Hemen alt tarafa baktığımızda ise Küçük balıklar bir araya gelmiş ve büyük balığı korkutup kaçırabilmişler. Bu örnek birlikte daha güçlüyüz konusuna en güzel örneklerden birisi olduğu için bu örneği verdim aklınıza kalması için. Bakın balık birinci resimde balıklar ayrı ayrı hareket ediyor ve bir güç gösteremiyorlar ama ikinci resimde birlik olmuşlar, beraber olmuşlar, yardımlaşmışlar ve dayanışma içerisinde büyük balığı kaçırabilmişler. O halde başlığımızı dolduralım. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında yardımlaşma ve dayanışma önemliymiş. Farklı bir örnek vermemiz gerekirse tarihimizden de örnek verebiliriz. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini Kurtuluş Savaşı döneminde de verdik. Birlik ve beraberlik gösterdik. Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde dünyanın en güçlü en büyük ordularını dize getirebildik. Demek ki birlikten kuvvet doğarmış. Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir sözü vardı onu da hatırlatmak istiyorum. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Şimdi düşünelim arkadaşlar bu bir mum bu da ikinci mum. Bu mumum yanıyor ve ikinci bir mumu yaktığımda iki tane mum oluyor. Yani daha aydınlık oluyor. Ama bunun ateşi sönmüyor. Demek ki birlikte olmak bir şey kaybettirmiyor, kazandırıyor. İkinci maddemize bakıyoruz. Toplumsal birlikteliği sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı desteklemek için bir vakıf kurulmuştu. Neydi bu vakfın adı? Tabii ki de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'dır. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere örnek olarak da Akut'u, Lösevi, Darüşşafaka'yı ve Türk Kızılay'ı da örnek olarak verebiliriz. Bu kuruluşlar ülkemizde kurulan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri olarak verebiliriz. Birlikte daha güçlüyüz konusu da bu şekildeydi. Son konumuz ise sorunlarımın çözümünü biliyorum. Arkadaşlar bizler dünyaya gelmemiz ile birlikte birçok hak elde ediyoruz ve toplum içerisinde birçok sorumluluğumuz ve özgürlüklere sahibiz. Ancak bizler sahip olduğumuz hakların neler olduğunu bilmezsek haklarımızı savunamayız. Haklarımızı koruyamayız. O halde bizim öncelikle haklarımızın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hak dediğimiz şey ise kişilere kanunlarca tanınan yetkidir. Biz bu yetkiyi kanunlardan alıyoruz. Örneğin yaşama hakkı. Bir kişinin olmazsa olmaz en önemli haklarının başında yaşama hakkı gelir. Bakın bizim birçok hakkımız var. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, yok işte spor hakkı. Birçok hakkımız var. Ama bu haklardan hangisi en önemlisidir? Yaşam hakkıdır. Bakın bu hak olmazsa zaten diğerleri de olmaz. O halde kişilere kanunlarca tanınan yetkiye hak denildiğini unutmuyoruz. Yaşam hakkının en önemli hak olduğunu unutmuyoruz. Ayrıca işte eğitim hakkı varmış, dilekçe hakkı varmış birçok hakka sahip olduğumuzu unutmuyoruz. Ve eğer haklarımızı bilmezsek haklarımızı da savunamayacağımızı unutmayacağız. Sorumluluk ise bireylerin üstlendiği rollerin gereklerini yerine getirmesidir. Şimdi bakın biz rolleri ne olduğunu bir önceki dersimizde zaten anlatmıştık. Mesela benim rolüm neydi? Öğretmendi. O halde bir öğretmen olarak benim sorumluluğum ne olacak? Öğrencilerime faydalı olmak, onlara ders anlatmak, onları işte iş sahibi yapabilmek, topluma faydalı bir fert olarak yetiştirmek benim sorumluluklarım arasındadır. Ya da bir Öğrenciyi düşünelim. Bir öğrencinin e, sorumluluğu ne olabilir? Dersi dinlemek, sınıfın düzenini bozmamak, ödevlerini zamanında yapmak, derslerinde başarılı olmak için mücadele etmek. Öğrencinin e, sorumlulukları da bu olabilir. Örnek olarak da çevreyi temiz tutmayı vermişiz. Farklı örnek olarak işte oy kullanmak, askere gitmek, bunlar da bizim sorumluluklarımız arasındadır. Ya da devlete vermemiz gereken vergiyi vermekte bizim sorumluluklarımız arasında yer alır. Özgürlük ise herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranmadır. Özgürlüğün diğer ismi hürriyettir. Ancak burada bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Özgürlük demek yani hürriyet demek sınırsız özgürlük demek değildir. Yani bir kişi aklına ne geliyorsa onu yapamaz. Peki ne kadarını yapabilir? Başkalarının haklarına zarar vermeden. Başkalarını incitmeden istediğini yapabilir. Mesela düşünce özgürlüğümü kullanıyorum Diğeri karşımdaki insana hakaret edemem. Ama hakaret etmeden eleştirilerimi yapabilirim. Duygularımı, düşüncelerimi ona iletebilirim. Bu benim en doğal e, özgürlüklerimden, haklarımdan birisidir. Ama onu incitemem. Ona zarar veremem. Çünkü özgürlük demek, sınırsız özgürlük demek değildir. Örnek olarak da seyahat özgürlüğünü verebiliriz. Yerleşme özgürlüğünü ya da düşünce özgürlüğünü de örnek olarak verebiliriz. Sorunlarımızı nasıl çözeriz? Güncelik hayatımızda birçok sorun ile karşılaşıyoruz haliyle. Peki bu sorunlar ile karşılaştığımızda onları nasıl çözebileceğimizi biliyor muyuz? Mesela bizlerin vatandaş olarak en temel haklarından birisi dilekçe hakkıdır arkadaşlar. Diyelim ki bir sorun ile karşılaştık ve bu sorunun giderilmesini istiyoruz ve bu sorun ile alakalı bir bildirim yapmak istiyoruz. O halde o kuruma dilekçe yazabiliriz. Dilekçemize belli zamanlar içerisinde o kurum tarafından cevap verilmesi gerekmektedir. Örneğin ben mahallede bir sorun yaşadım. Belediye çalışmaları ile alakalı bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla nereye dilekçe yazmam gerekiyor? Tabii ki de belediye yazmam gerekiyor. Belediye dilekçemi yazdım. Onlara dilekçemi ilettim. Ve onlar da kısa bir süre içerisinde yazmış olduğum dilekçeye soruna yönelik bir cevap yazdılar. Ve bu sorunumu giderdiler. Demek ki biz de bir sorun ile karşılaştığımızda sorunu yok saymayacakmışız. Mutlaka sorunu çözebilmek için adımlar atmamız gerekiyor. E bu adımların ne olduğunu bilmeden o adımları atamayız. İlk adım dilekçe vermekmiş. Ayrıca bilgi edinme hakkını da kullanabiliriz. Bir kişi kendini ilgilendiren bir konuda bilgi almak için herhangi bir kuruma başvuruda bulunabilir. O kurumdan bilgi edinebilir. Bu bizim bilgiye edinme hakkımızı kullandığımızı gösterir. Ya da karşılaştığımız bir sorunda ilgili kurumu arayabiliriz. Örneğin bir hırsızlık ile karşılaşıyorsak ilgili kurum neresidir, nereye aramamız gerekiyor? Tabii ki de 155 polis imdatı aramamız gerekiyor. O halde biz vatandaşların karşılaştığı sorunları çözebilmek için bu sorunları çözmede kullanması, atması gereken adımları mutlaka farkında olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dilekçe yazmamız gerekiyormuş, bilgiye edinme hakkımızı kullanmamız gerekiyormuş ya da ilgili kurumlara irtibat kurmamız gerekiyormuş. Evet. Son olarak da karşılaştığımız sorunlarda nerelere aramamız gerekiyor ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Alo 150 yani Cimer yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Cimer çok önemlidir arkadaşlar. Devlet ile vatandaş arasındaki bağı kuran en önemli kurumların başında gelir. Diyelim ki biz önemli bir sorun yaşadık ve bu sorunu yetkili kişilere iletmek istiyoruz. O halde nereye yazmamız gerekiyor? CİMER'e yazmamız gerekiyor. Ayrıca 155 polis imdat hattı, bunu zaten hepimiz biliyoruz. 175 tüketici hakkı. Tüketici hakları konusunda da vatandaşlarımız çok pasif davranıyor. Diyelim ki tüketici olarak haklarımız çiğnendi. Ne genellikle üstüne bir bardak su içmeyi tercih ediyoruz. İşte gidip kim uğraşacak, kim tüketici haklarını arayacak, kim dilekçe yazacak, e, kim şikayette bulunacak işte bu kadar şeyle uğraşmak yerine e, üstüne bir bardak su içip onu unutuyoruz. Ama sorum, e, sorumluluk sahibi bir vatandaşın yapması gereken alo 175'i aramak ve tüketici haklarına durumu iletmektir. Sorunun çözümü ile alakalı çözüm talep etmektir. Aynı Alo 178 varmış. Rütük şikayet hattı. İzlediğimiz bir filmde, izlediğimiz bir televizyon kanalında uygun olmayan bir şey gördüğümüzde toplum ahlakını zarar göreceğini düşündüğümüz bir şeyin yayınlandığını gördüğümüzde Rütük şikayet hattını arayarak sorunumuza çözüm talep edebiliriz. Evet arkadaşlar böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Videoda kullandığım bu kağıtları Kullanmak istiyorsanız, eğer temin etmek istiyorsanız açıklamalar kısmına bir link koyacağım. Facebook grubumuz var, Sosyal Bilgiler Yardımlaşma e, grubu adı altında o gruba üye olarak bu kağıtları ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.